Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn et-tayyibîn et-tâhirîn ve ba'd. 11. ayet-i kerimenin tefsirini okuyacağız. Ya eyyühellezîne âmenû la yeshar kavmün min kavmin asâ en yekûnû hayran minhüm ilâ ahiril âye. Bu ayet-i kerimenin yenha teâlâ, yenha, neha, yenha, nehyediyor, teâlâ, yani yenhellâhu teâlâ demek, Allah-u Teâlâ, anis suhriyeti binnâs, insanlarla alay etmekten, onları aşağılamaktan nehyediyor. La yeshar kavmün min kavmin ne demek? Hiçbir topluluk, hiçbir topluluğu aşağılamasın, alay etmesin. Buna suhriyet deniyor, suhriyet. Ve huve, bu suhriyet nedir? İhtikaruhum, onları aşağı hakaret etmek onlara. İhtikar, ihtakara yahtagiru ihtikar. Vel istihza'u bihim, onlarla alay etmektir. Kema thebete fis sahihi an Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Sahih hadiste peygamberimizden sabit olduğu gibi peygamberimiz buyuruyor, el kibru batarul hakkı ve gamtun nas. Kibir nedir? Hakkı reddetmek, insanları da aşağılamaktır. Esas kibir. Kibir neymiş? Batarul hak, hakkı inkar, hakka karşı efendim serkeş olmak, baş kaldırmak. Gamtun nas, o da ne? Gamtun nas, insanları aşağılamak. Gamt, gamata, yagmitu, efendim bu şekilde hadis-i şerif. Vel muradu min zalike, bu gamtun nas'tan maksat neymiş? Efendim bundan maksat İhtikarun nas mı diyor orada? İhtikaruhum. İhtikaruhum. Onlara hakaret etmek. Batar neymiş orada? Batar kibir. Batar, evet. Batıra yeptaru bataran. Batarul hak, hakka karşı kibirlenmek ve gamtun nas, insanları aşağılamak ve istisgaruhum, onları küçümsemek, istisgar. İstasgara, yestasgiru istisgara. Oradaki sin de talep etmek, talep manasına onları küçük görmek, görmeyi istemek, küçük görmek. Sagir buradan geliyor. Ve hâde haramın, bu haramdır. Hakka karşı kibir etmek de haram. Adam öyle kibir ki Müslümanım diyor ama mesela diyor ki ben namaz kılmam diyor. Niye? Birisinin diyor ayağını koyduğu yere ben alnımı koymam diyor. Hakka karşı kibrediyor. Veyahut da İslami meselelerde böyle burnunu büküyor. Öyle kibrediyor ki veyahut insanları efendim küçümsüyor, aşağılıyor. İnsanlara makamına, mevkiine, zenginliğine göre değer veriyor. Halbuki insanların derecesi makam mevkiine göre değil, imanına göre. İnne ekremekum indallahi etkakum. Burada da gelecek zaten bu surede. Evet. فَاِنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْمُحْتَقِرُ, bazen hakaret eden, küçümseyen olur. اَعْضَمَ قَدْرًا عِنْدَ اللّٰهِ muhtakar, yok, muhtakar diyeceğiz oraya. فَاِنَّهُ قَدْ يَكُونُ, zira bazen olur. الْمُحْتَقَرُ muhtakar, orayı isme ful okuyacağız. Orayı harekeleyin. Var mı hareke? Bizim kitapta hareke yok. Muhtakar, hakaret edilen kimse olur, aşağılanan kimse. Adama daha büyük. Ne yönünden? Kadren, değer yönünden. İndallahi Teala, Allah'ın yanında. Sen adamın rengine bakarsın, aşağılarsın. O beyaz renkli insanlardan, milyonlardan daha üstün. Milyonlardan daha üstün. Adamın haline bakarsın, giyim kuşamı perişan. Belki hani şurada sübürkecilik yapıyor. Ama onun Allah'ın yanındaki değeri daha büyüktür. Sen ne bileceksin? Adamı küçümsüyorsun oradaki haline. Ne diyor orada? Muhtakar. Muhtakar, efendim nice muhtakar olan, yani hakarete uğrayan kimseler var ki, evet,
Neymiş bu? Azam kadiran. Azam kadiran değer açısından daha büyüktür. İndallahi Teala, Allah-u Teala'nın yanında. Ve ehabbü ileyhi, Allah'a daha sevimlidir. Oradaki ehabbü mahbub manasına mine sâhiri minhü el muhtakiru lehu. Bak bu işte ismi fail. Es-sâhiru minhü, mine sâhiri minhü, kendisini aşağılayan, kendisiyle alay eden kimseden daha sevimlidir. Öyle alay eden kimse ki el muhtakiri lehu. O efendim kimseyi hakir gören, aşağılayandan, onunla alay edenden daha sevimlidir. Daha sevimlidir. Ve lihâde bundan dolayı Gâle Teâlâ, Cenab-ı Hak buyurdu. Ya eyyühellezîne âmenû, ey müminler, la yeshar kavmün min kavmin. Hiçbir topluluk, başka hiçbir topluluğu alaya almasın, küçümsemesin. Asa muhakkak olur ki en yekûnû, o alaya alınanlar olurlar. Hayran minhüm, alaya alanlardan daha hayırlı olurlar. Burada kavm, kavm ne demiş burada? Şimdi kavm deyince en az 3 kişi veya daha fazla. Alay etmeler daha çok toplum içerisinde olur. Mesela bir toplumda adam kendine göre makam mevki sahibi kaş göz işaretleriyle ötekine hakaret ediyor, küçümsüyor. Bu daha çok topluluk içerisinde olduğu için. Yoksa bir kişi bir kişiyle de alay ederse o da haram. Burada kişi dememiş bak, kavm kavmle. O zaman birisi der ki tek başına hakaret ederse o zaman değil. O zaman haram değil gibi. Niye? Burada kavm dedi Cenab-ı Hak. Genelde böyle aşağılamalar, alay etmeler toplum içerisinde olur. Evet. Toplum içerisinde olur. Ha, onun için bir kavim bir kavimle alay etmesin, onları aşağılamasın, eğlenceye almasın. Ola ki eğlenceye alınanlar, eğlenceye alanlardan efendim daha hayırlıdır. وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ. Hiçbir kadın topluluğu, nisa cemi. Neyin cemisi nisa Cafer? Nesela. Ne? Nesela. Ya. Ali neyin cemisi nisa? Nisa, nesela'nın cemisi. La havle. Nesela yok ya. İmra'e kelimesinin cemisi. İmra'e kelimesinin. Yani bu lafzının dışında cemi. Ne misa'ün şey, imra'atün, imra'atani, imra'atün demiyoruz. Nisa'ün. Lafzının dışında cemisi. Nisa. Onun için burada nisa cemi. Şimdi imraetünün şeyi oluyor bu, söyleyeyim, cemisi. Kadınlarda da topluluk içerisinde daha çok alay etmeler olur. Hı hı. Onun için nisa'ın min nisa'ın dedi. Bir kadın bir kadınla alay ederse o caiz mi? Yok. İki kadın iki kadınla, onlar çünkü cemi değil. O da caiz değil. Burada topluluk içerisinde olduğu için Cenab-ı Hak böyle zikretmiş. Asa en yekunne hayran min hünne. Efendim, ola ki alay edilenler, alay edenlerden daha hayırlı olurlar. Evet. Fenassa, Cenab-ı Hak açıkça ifade etti, açıklama getirdi. Ala nehyir ricali, erkekleri nehyetmeye. Ve atafa binehyin nisa, kadınları nehyi de onun üzerine atfetti. La yeskar kavmin min kavm, kavm erkek topluluğu, nisa da kadınlar topluluğu. Önce erkeklerin birbirleriyle alay etmelerini yasakladı, kadınların birbirleriyle alay etmelerini de onun üzerine atfetti. Peki, ve kavluhu tebareke ve teala. Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celili. Ve la telmizu enfusekum. Yani insanları kınamayın, kınamayın. Lems. Ya da onları lems, hems. Yani sözlü, fiili onları çekiştirmeyin, onları kınamayın. Kimseyi soyundan, sopundan dolayı kınamayın. Ey la telmizun nase, insanları kınamayın. Vel hemmaz, ellemmaz miner rical. Hemmaz, lemmaz. Veylül likulli hümezetil lümeze. Hümeze, lümeze. Onlar mübareka sıkası. Lemmaz, hemmaz. Hemmaz, efendim, insanları gıyabına çekiştirmek. Lemmaz, yüzlerine karşı ayıplamak. Ya da tersi, lemmaz, gıyabına çekiştirmek. Hemmaz, yüzüne karşı. Sözle, fiille, işaretle
artık nasıl aşağılamayı ifade eden davranışlar varsa onlarla efendim insanları kınamak. Şimdi bu velâ telmizû enfüseküm Ruhul Beyan tefsirinde hadisi getirmiş. Efendim şöyle bir olay var. Ebu Cehil'in oğlu İkrime Müslüman oldu. Hem de peygamberimize çok zulmedenlerden. Ebu Cehil'in nerede Müslüman oldu? Mekke fethinden sonra. Onun tabi kıssası uzun da Müslüman olmuş İkrime. Sonradan da şehit oldu ha. Ebu Cehil gibi bir kafir şehit olmadı, Müslüman olmadı. Oğlu İkrime Müslüman oldu. Sonunda da şehit oldu. Şimdi İkrime'ye diyorlardı ki bazıları Müslüman olduktan sonra İkrime tübnü Firavuni hadil ümmeti. İkrime bu ümmetin Firavun'un oğlu diyorlar. Firavun'un. Bu ümmetin Firavunu Ebu Cehil. Ebu Cehil'in oğlu diyorlar. Müslüman olduktan sonra İkrime. Tamam mı? O da üzülüyor. Bir gün geldi peygamberimize şikayet etti. Ya Resulallah, Müslümanlar bana böyle diyorlar. Bu ümmetin Ebu Cehil'in oğlu diyorlar. Peygamberimiz buyurdu ki La tu'zul ahya bisebbil emvat. Hadis-i şerif bu. La tu'zu incitmeyin. El ahya yaşayanları bisebbil emvat ölülere dil uzatmakla. Şimdi kimi zemmediyorlar onlar? Ebu Cehil'i. Ebu Cehil gebermiş gitmiş. Şimdi ona dil uzatmakla yaşayan onun soyundan gelip de Müslüman olanları incitmeyin. Yani ölüleri çok fazla böyle deşifre ederek onların üzerinden yaşayanları ne yapmayın? İncitmeyin. Ya senin baban şöyleydi, senin anan şöyleydi. Adam Müslüman, anasına benzemiyor, babasına benzemiyor ya da onun ahlakı onlardan farklı. Adam şimdi sen babasının yaptığıyla niye kınıyorsun adamı? Anasının yaptığıyla niye kınıyorsun? Hazreti Ömer efendim Müslüman değil iken işte öyle birisiydi. Müslüman oldu, Ömer oldu. Adil oldu. Şimdi bir insan geçmişteki Müslüman olmadan önceki haliyle kınanmaz ya da babasının, anasının haliyle kınanmaz. Ya da sen filan soydansın. Ya senin soyun bozuk. O da doğru değil. Peki ne diyor burada? Vel hemmazü lemmazü hemmaz ve lemmaz. İşte dedim ya hemmaz adamı yanında olmayan adamı çekiştirmesi, gıybetini yapması. Lemmaz yüzüne karşı. Minel ricali erkeklerden erkeklerin birbirlerini böyle şey yapması söyleyin ayıplaması, kınaması veya işte soyuyla sopuyla onları aşağılaması erkeklerden mezmumun mel'unun hemmaz lemmaz o mezmumdur mel'undur yani zemmedilmiş lanetlenmiştir hemmaz ve lemmaz olanlar zaten Kur'an-ı Kerim'de şeyde yok mu veylül li kulli hümezetil lümeze yani böyle onu bunu çekiştiren onu bunu ayıplayan kimselere cehennemde veil olsun ya da onlara yazıklar olsun manası kema kâle ta'ala burada da var ya veylül li kulli hümezetil lümeze hümeze lümeze onlar da mübalağa kalıbıdır. Vel hemzü bil fiili. Hemz neyle olurmuş? Hemz fiille. Fiil dedi davranışlarla, davranışlarla. Evet. Vel lemzü lemz bil kavli sözle olur. Lemz sözle, hemz neyle? Fiille. Yani aşağılama bazen davranışlarla, fiillerle olur. Lemz neyleymiş? Sözle. Kema kâle azze ve celle Cenab-ı Hak buyurduğu gibi. Hemmazim meşşâim binemîm. Bundan önceki ayet nasıl Cafer? Ben de alîl-i hayr-i muhtedemekîm. Ondan sonrası ki o. Ve lâ tudî' külle hallâfim mehîm. Ve lâ tudî' Peygamberimize Cenab-ı Hak bir yerde Peygamberimizi uyarıyor. Ve lâ tudî' itaat etme Habibim. Kime? Külle hallâfim mehîm. Çok aşağılık, doğru ya da yalana da yemin eden, yalan yere yemin eden çok yemincilere itaat etme. Hemmazin, gıybetçilere, lemmazin, ayıplayanlara, meşşain binemeyim, kovuculara, meşşain, yeryüzünde geziyor, dolaşıyor, binemeyim, onun sözünü alıyor, ona götürüyor, nemmam, nemim, kovucu, bunlara itaat etme.
aşağı doğru 10 tane sıfat var. 10 tane kötü sıfatı taşıyanlara itaat etme. Aslında bize Cenab-ı Hak uyarıda bulunuyor. Bunlara itaat etme. Bu kötü sıfatları taşıyan insanlar aşağılık insanlar. Aşağılık insanlar, bunlara itaat etmeyin. Bunlarla hemdem olmayın. Evet. Bunların sözlerine inanmayın. Kâle İbn Abbas'ın ve Mücahid'in. İbn Abbas ve Mücahid şöyle diyor. وَلَا تَلْمِزُوا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَلْمِزُوا kınamayın enfüseküm kendinizi. Ne demek burada manası? اَيْ لَا يَتْعَنْ بَعْدُكُمْ عَلَى بَعْدٍ sizden bir kısmınız, bir başka kısmınızı, birilerini taan etmesinler. Taan, kınamak. Soyuyla, sopuyla kınamak. Sizden bir kısmı diğer kısmını kınamasın. Oo, ben senin evvelini biliyorum ya. Sen şimdi sufi oldun, derviş oldun, yok hoca oldun. Ben senin evvelini çok iyi biliyorum. Sen evvelinde şöyle bir adamdın. Öyle bir adam tövbe etmiş. He? Dönmüş. Ya da soyu sopu filan soydansın sen. Senin ananı biz tanırız. Senin anan şöyle bir kadındı. Baban şöyle bir kadındı. Sen bir hırsızın oğlusun misal. Sen babasının fiiliyle onu niye kınıyorsun? Babası öyleydi. Bu öyle değil. O zaman birbirini taan etmesin. Taan, kınamak. Tenkit etmek. Şimdi burada velâ telmizû enfüseküm dedi Abdülkerim. Velâ telmizû enfüseküm. Bir insan kendi kendine kınar mı? Ne demek burada? El mu'minûn kenefsin vahide. Bütün müminler bir insan gibidir. Başkasını kınamak, kendini kınamak. Başkasının soyunu taan etmek, kendi soyunu taan etmek gibidir. Velâ taqtulû enfüseküm Nisa suresinde. Kendi canınıza kıymayın. Burada velâ taqtulû enfüseküm kendinizi öldürmeyin derken müminler bir vücut gibidir. Bir başkasını öldürmeniz, kendinizi intihar etmeniz gibidir. Onun için velâ taqtulû enfüseküm kendinizi öldürmeyin diyor Cenab-ı Hak. Ha, intihara da ihtimal var o ayetin. Bir Müslüman öldürmek, o da senin canın sayılıyor. Yani Müslümanların hepsi dünyada bir vücut gibidir. Öyleyse bir Müslümanı öldürmek kendini öldürmek gibidir. O manada. Müslümanlar tek nefis. Ve kavluhu ta'ala, Cenab-ı Hakk'ın şu kavli. Ve la tenâvezû bil elgâb. Başka bir kaide bu. Birbirinizi lakaplarla çağırmayın. Kötü lakaplarla. Tenâvezû. Ey la tedâ'av. Tedâ'a, yetedâ'a, tedâ'yen. Şeyi nasıl olur? Tedâ'a, yetedâ'a, emir hazırı. Tedâ'a gelir. Tedâ'a, tedâ'aya, tedâ'av. La tedâ'av. Çağırmayın birbirinizi. Hem de tefavül babından. Bil elgâbi. Kötü lakaplarla. Lakap var mesela. Lakaplar bazen şey olur. Medih olur, medih. Bazen zemm için olur. Bazen efendim medih, zem, bazen de onlar nahimlerde geliyor. Efendim bazen zem için. Kötü lakaplarla çağırmayın. Ve hiye lakaplar nedir? Elleti yesu'u şahsa sema'uha. Elleti öyle bir lakap ki yesu'u üzüyor. Eşşahsa şahsı sema'uha, onu ne yapmak? Duymak, eşitmek. Duyduğu zaman adam mesela bir adama lakap vermiş. Filan gavur adam diyor. Ya filan adama böyle gavur lakabını takarak konuşuyor. Tamam mı? Ama bazı lakaplar var. Onlar kişiyi tanıtan alametlerse tanınabilir. Mesela adamın ayağı topal. Topal Hüseyin diyor misal. Topal Hüseyin. Ya da onun lakabı olmuş aslında. Şimdi onu başka türlü tanıtamıyorsun. Ya Hüseyin var ya. Ya kim Hüseyin? Ya Topal Hüseyin. Onu o lakapla tanıtabiliyorsan caiz. O zaman onu aşağılama olmaz. Mesela kör filan. Kör. Tamam mı? İşte filan. Onu ancak o lakapla tanıtabiliyorsun. Aşağılamak için değil. Toplumda onunla tanınıyorsa efendim caiz olabilir. Kale Şabi. Şabi diyor ki haddeseni Ebu Cübeyre ibn-i Dahhak, o ibn kelimesi efendim merfu. Dahhak oğlu Ebu Cübeyre haber verdi bana. Kale şöyle dedi.
Fina nezelet fi beni selemet, selimete. Fina bizim hakkımıza. Singide de öyle mi orası? Fina. Nezelet indi fi beni selimete. Bizim içimizde, Selemoğullarının içerisinde bizim hakkımızda bu ayetler indi. Ve la tenabezu bil elgab. Çünkü onlar birbirlerini lakaplarla filan çağırırlarmış demek ki. Yani ve la tenabezu bil elgab bizim hakkımızda indi diyor. Böyle söylemiş. Tabi bu ayetin sebebi nüzulünün hususu olması, mananın umumu olmasına mani değil herkes için. Kötü lakap takmak haram. Kale bu Ebu Cübeyr'e şöyle dedi. Kadime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el Medine'te. Efendim Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'ye teşrif etti. Ve leyse fîne racülün ve leyse yok idi fîne halbuki bizde racülün hiçbir adam illa ve lehu ismâni ev thelâsetün. Demek ki Beni Seleme oğullarında hiçbir adam yok ki iki veya üç ismi olmasın. Bir ana ismi var bir de lakapları var. İki, üç. Yani bizde hiç lakabı olmayan kötü lakabı hiçbir kimse yoktu diyor. Peygamberimiz Medine'ye geldiği zaman. Bu ayet sanki bizim hakkımıza indi diyor. Öyle diyor. Bak ne diyor? Fekâne idâ da'a ehadem minhum. Bir adam bir adamı çağırdığı zaman minhum o Selimoğullarından neyle çağırırdı? Bismin min tilken esmâi. O isimlerden bir isimle çağırırdı. Tamam mı? Hangi isimle? İşte kaç tane ismi varsa onlarla. Kalu dediler ki ya Resulallah ey Allah Resulü innehu yagdıbı min hada. O da bundan gadaplanıyor. Öfkeleniyor adam. Kendi ismi bırakılmış. Onu üzen lakaplarla çağırılıyor. O da buna öfkeleniyor. İşte fenezelet o zaman bu ayeti kerime indi diyor. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ Kötü lakaplarla birbirinizi çağırmayın. وَقَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَى Cenab-ı Hakk'ın bu kavli celili بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْا۪يمَانِ Okuyuşumuz nasıl bunu? بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوقُ بِئْسَ الْاِسْمُ Şimdi orada بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوقُ Oradaki elifin harekesi sine verilmiş. Lamın harekesi. Bi'sel ismül füsuk. Kötü bir isim ne kötüdür? Bi'se burada zem feili. El ismunun nesi? Faili. El füsuku da faile mahsus. Yani zem ve medh fiillerinde bir mahsus vardı. Medha mahsus ya da zemme mahsus. Ona mahsus deniyor. Efendim badel iman. İmandan sonra bir insan imanla şereflendikten sonra ona efendim fısık kötü bir isim vermek ne kötüdür? Yani adam imanla şereflenmiş. İmanla şereflenen bir insana onu üzecek kötü bir lakapla onu çağırmak ne kötü bir şey. Ey bir ise sıfatı sıfat vel ismi isim ne kötüdür? O da neymiş? El füsuku füsuk. Kötü bir isim, kötü bir sıfat. Ve hu o kötü isim, kötü sıfat neymiş? Et tenabüzü bil elgabi insanları kötü lakaplarla çağırmak. Kema kâne ehlül cahiliyeti cahiliye ehli olduğu gibi yetenaatu ne demek? Tenaate yetenaatu. Naat kelimesi var. Naat. Naat sıfat demek. Değil mi? Bak oradan geliyor. Naat maslarından. Bu tenaat da birbirlerini sıfatlıyorlardı. Birbirlerini lakaplandırıyorlar. Niteliyorlar. Ne ile? Mesela bu kelimeyi ben daha önceden şey yapmadım bakın. Bugün kitap da burada kalmıştı. Hemen o kelimenin manası zihnime intikal etti. Niye? Naat kelimesi. Hemen sülasisinde. Şimdi tenaatu sen logata bakmana gerek yoktur. Tenaate yetenaatu naat. Birbirlerini sıfatlıyorlardı. Bade ma dehaltüm fil İslami efendim siz İslam'a girdikten sonra ve akaltumuhu İslam'ı siz anlayıp kavradıktan sonra
Siz İslam'a girip İslam'ı anlayıp kavradıktan sonra cahiliye ehli efendim birbirlerini sıfatlıyorlar, nitelendiriyorlar. Onlar da siz de birbirinizi nitelendiriyorsunuz İslam'dan sonra. Bak şimdi burada yani velâ tenâvezû bil elgâb, yani kötü lakaplarla çağırmayın. Mâdemâ dehaltum fil İslam ve akaltumûhu. Mesela biz bunu oraya verelim. Yani siz İslam'a girdikten sonra, İslam'ı anladıktan sonra birbirlerinizi kötü lakaplarla çağırmayın. Çünkü diyor ne gibi bu? Kemâ kâne ehlül cahiliyeti yetenâatûn. Cahiliye ehli birbirlerini kötü sıfatlarla sıfatladıkları gibi. Siz de İslam'a girdikten sonra onu yukarıya bağlayacağız. Velâ tenâbezû bil elgâ. Ondan sonra oraya birbirinizi böyle kötü sıfatlarla sıfatlamayın. Ve men lem yetüb, her kim tevbe etmezse, ey min hâdâ, bu kötü sıfatlarla sıfatlamaktan, lakaplarla çağırmaktan, fe ulâke humu zâlimûn. İşte onlar zalimlerin ta kendileridirler. Zalimlerin ta kendileridirler. Tamam mı? Peki. Öbür ayete geçiyoruz. Kaçıncı ayet? 12. ayet. Ya eyyühellezine âmenüç tenibû kethîran minezzan. İnne bâdazzanni ismün. Bu da çok önemli mesajlar veriyor bu ayet. Şimdi tefsirine geçelim. Ya eyyühellezine âmenü. Peki ayetin burada manasını vermiş mi içeride? Önce ayetin o zaman mal olarak manasını verelim. Ya eyyühellezine âmenü. Ey müminler, içtenibu, uzaklaşın, sakının, kethiran minezzan, çoğu zanlardan, çoğu zan ne demek? Elinde delil olmadan, ispat olmadan bir takım vehimlerle, zanlarla hüküm vermek. Zanlarla. Bilhassa bu Allah hakkında suizan yapanlar var. Mesela hadisi kutsi'de Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ene inde zanne abdi bi. Kulum beni nasıl zannediyorsa ben onun yanında öyleyim. Beni eğer bağışlayıcı olarak, merhametli olarak, tevbeleri kabul eden olarak kabul ediyorsa ben öyleyim. Başka türlü kabul ediyorsa öyleyim. Yani onun inancına. Ama burada zan mesela, insanlar hakkında kötü zan. Bir adam bir adamın evinden çıktı, hemen orada zannediyor. Ha tamam, iş bitti. Kötü bir fiil için gitmiş oraya. Zan, elinde delilin var mı? Yok. Filan filanla konuşuyor. O muhakkak bizim hakkımızda konuşuyor. Zan, kötü zan. Ama bazı mesela fıkhi delillerde zan ile zanni olan hükümler var. Mesela vaciplerin sübutu neyle? Zanni delillerle. Orada zan caiz. Haberi vahitler zan ifade eder. Katiyet ifade etmez. Şimdi mesela vitir namazı vacip değil mi Hanefi mezhebinde? Vacip. Diğer mezheplere göre sünnet. Şimdi vitir namazı hakkındaki delil kat'i delil değil. Zanni delil. Şimdi hadis-i şerifte Peygamberimiz buyuruyor ki innallâh zâdekum salaten alâ salavatikum elâ ve hiyel vitru fesallûhâ. Allah namazlarınızda, beş vakit namazınızda bir namazı ziyade etti. O da vitir namazdır, onu kılın. İmam-ı Azam diyor ki burada ziyade edilen, ziyade olunanın cinsinden olması lazım. O zaman o da farz olması lazım. Ama bu hadis haberi vahid olduğu için zan ifade eder, onun için vacip olur diyor. Zan ifade ettiği için vacip. Şimdi zan ifade ediyor. Katiyet ifade ederse farz olur. Evet. Farzlar hadislerde de sabit olur. Burada da bir yanılgı var. Mesela bazı böyle usul okumamış adamlar, hocalardan çok bunlar böyle ha. Mesela usul okumamış adam ne diyor? Bir şeyin farz olması için illa ayet olması gerekir. Yok. Farzın sübutu mütevatir hadislerle de olur. Fiil-i Rasul'le de olur. Efendim ayetlerle de olur. Ayetlerin hepsi farz ifade etmez ki. Ayetlerden farz ifade eden ayetler de var. Efendim İbaha yani yapman mübahtır ifadesini kullandığımız ayetler de var. Veya işte vücub ifade eden ayetler de var. Sünnet olduğunu ifade eden ayetler de var. Ayetlerin
emir kipleri var. Onun için burada adam diyor ki farz ise mutlaka ayet lazım. Öyle değil. Farz için ayet de olabilir, hadis de olabilir. Peygamberimizin fiiliyle de sabit olabilir. Mesela biz namazların, farz namazlar rekatlarda farz değil mi? He? Nerede, hangi ayette yazıyor? Öğle namazının farzının 4 rekat olduğu, her rekatında farz olduğu. Nerede yazıyor? Peygamberimizin fiiliyle sabit. Fiiliyle sabit, farz olmuş. Hadisle sabit, farz olmuş. Adam şimdi bu şeyden girince bu sefer diyor ki Kur'an'da olmayan hiçbir şeye, mesela bir örnek vereyim. Zamanında rahmetli bizim hocamız, bunlar önemli şeyler. Zamanında bizim hocamız bir Sahal Risalesini tercüme etti. Zekeriya Kandahlevi'nin bir Vücub-i İfa-i'l-Lihye diye Ali Hoca bir kitabı tercüme etti. O zamanın müftüsü buna efendim öyle dediler, kodular, ta Ankara İlahiyat'taki hocaları gönderiyor. Yahu sakal bırakmak, orada diyor ki sakal bırakmak vacip, tıraş etmek haram. O risale o ama risale uydurulmuş değil ya, başka kitaplardan alınmış. Mezheplere göre, çoğunluğuna göre sakalı tıraş etmek, tamamen kazıtmak haramdır. Efendim sakalı bırakmak vaciptir. Yani ekseri ulemanın sözü bu. Sadece Şafii mezhebinde sünnettir diyenler var. Oradaki sünnet de vacip kuvvetindedir aslında. Filan. Şimdi bir hoca var, rahmetli oldu. Sen de tanıyorsun Ali. Tanıdığım için rahmetli oldu tabii. Şimdi ismini söylemeyeyim. Bizim yakın köylerden birisi. Efendim nasıl olabilir işte Vaiz Ahmet Efendi sakala vacip diyormuş. Bir gün geldim şu Bankalar Caddesi'nde. Efendim dükkanlara geliyor, oturuyor filan. Ondan sonra orada sizin köylerin dükkanları vardı. Neyse orada oturuyor. Bu mevzu açıldı. Adam diyor ki yahu diyor, hem de hoca memlekette de çok farklı tanınan bir hoca. Öyle tanınıyordu. Adam diyor ki yahu nasıl vacip olabilir diyor ya, yanlış mı diyor. Hani diyor hakkında ayet var mı diyor. Hakkında diyor ayet var mı? Ya bu ayetle değil. Mesela sen şimdi vitir namazına, yine vitire dönüyorum. Onu da burada söyledim. Vitir namazının hükmü nedir? Vitir namazını tarif ederken el vitru vacibün efendim el vitru kel fardı amelen, öyle diyelim. Amel de farz gibidir. Uygulanmada kazaya kalırsa kaza edilmesi lazım. Vacibün yok. Ne diyordu orada? Farz gibi amel. Ha, vacibün sübuten. Evet. Sübutu vacip. Sübutu dediği efendim hadislerle sabit. Onun vücubu hadislerle sabit. Dolayısıyla sübuten vacip. Yani ya da sübuten sünnet. Öyle diyeceğiz. Yok. Sübuten sünnet. Amelen farz. İtikadan vacip. Ha, şimdi düzelttim. Şimdi ne diyor? Vitir namazı el vitru kel fardı amelen. Efendim amelen farz. Ve vacibin fil itikad, itikatta vacip. Biz vaciplere Hanefi mezhebinde vacip de farz gibi değil. Farzdan ayrı. Vaciptir. Efendim sünnetün sübuten. Ya da kes sünneti sübuten. Sübuten de sünnettir. Yani hakkındaki delil sünnettir. Hadistir. Ayet değildir. Demek ki amelen farz gibi. İtikaden vacip. Sübuten de sünnet. Sen vacip diyor musun vitir namazına? Diyorum. Hani hakkında ayet? Hani hakkında ayet? Ne söylediysem kabul ettiremedim. O tabi bizi biraz da gençlik var o zaman. Genç görüyor. Yok olmaz. Hiç usul okumamışlar. Çok güzel bir söz var. Usulsüz, usul olmaz. İlmin temeli usul. Yani tefsir usulü, hadis usulü, fıkıh usulü. Bunlar olmadan hocalık olmaz. Bunlar çok önemli şeyler. Yoksa adam konuşuyor. Ben diyor kitapta okudum diyor. Bu sünnettir diyor. Hatta sünnet değil diyenler var diyor.
Ama asıl sübutunu incelememiş ki. Ya vacip neyle sabit olduğunu bilmiyor işte. Burada da öyle. Neyse. Şimdi burada zandan kaçının, zira inne ba'da zanni ismün, bazı zanlar günahtır. Ama her zan günah değil işte. Fıkhi meselelerde olduğu gibi. Ve la tecessesu, o efendim tecessüs etmeyin, casusluk yapmayın. İnsanların gizli hallerini araştırmayın. Tecessüs bu demek. Şimdi geçiyoruz devamını okumadan ayetin tefsirine. Yekulu Teala, Cenab-ı Hak Teala buyuruyor. Nahiyen ibadehül müminine. Mümin kullarını nehyedici olduğu halde. Neden? An kethirin minez zanni. Birçok zanlardan kullarını uzaklaştırıcı olduğu halde. Ve huve, o birçok zanlar neymiş? Et tühmetü ve tehavvünü lil ehli ve nas. Ve huve tühmetü. Tühmettir. Tühmet. Adamı suçlamak. Mesela çok zanlı insanlar var. Yani hanımı hakkında bunu yapıyor. Babası hakkında yapıyor. Anası hakkında yapıyor. Başka insanlar. Tehavvün. Tehavvün. Tehavvüne. Yetehavvünü. Tehavvüne. Tehavvün ne? Tefaül babından. Adamı hıyanete nispet ediyor. Sen diyor hainsin diyor. Sen diyor aldatıcısın diyor zanlar üzerine. Kime bunu nispet ediyor? Lil ehli. Aile efradına. Ve nâs insanlara fi gayri mahallihi, mahallinin dışında. Yani tühmet edilmeyecek yerde tühmet ediyor. Hıyanet nispet edilmeyecek yerde ona hıyanet nispet ediyor. Ancak bazı yerler var ki, bazı haller var ki insan ondan sakınması lazım. Hazreti Ali'nin sözü olması lazım. İttegû mevâdaat tühem. Size tühmet getirecek, sizi suçlandıracak, sizi zan altında bırakacak yerlerden sakının. Zan altında bulunduracak fiillerden, evet, ve hallerden sakının. Mesela bunun en güzel misali Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam efendim itikafta mescidinde. Mescitte itikafta. Yanına Hazreti Safiye gelmiş. Safi olması lazımdı. Sahra mıydı? Safiye. Hazreti Safiye gelmiş. Efendim Peygamberimiz yanına. Konuşmuş. Tekrar evine dönerken iki sahabi geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara diyor ki hadi ümmüküm Safiyyetü. Bu benim yanımdan giden kadın sizin ananız. Peygamberimizin hanımları bizim anamız. Safiyyedir diyor. Onlar da diyorlar ki ya Resulallah, sizin hakkınızda biz kötü düşüncelere sahip olabilir miyiz? Yani başka yabancı bir kadın olacağını vehmedebilir miyiz? Peygamberimize buyuruyor ki inne şeytan lecri libne ademe min mecrad dem. Şeytan insana kan mecralarından girer. Damarındaki kanlardan girer. Vesvese verir. Onun için bak orada uyardı. Dedi ki bu ananız Safiye. Ananız Safiye'dir dedi. Şimdi senin yanında mesela genç bir kadın var. Kızın mı, gelinin mi, hanımın mı misal? Belli değil. Bir tanesi de seninle karşılaştı. Mesela diyorsun ki ya bu benim kızım diyorsun. Yani ola ki onun senin hakkında kötü düşüneceğini vehmederek. Diyorsun ki bu benim kızım. Ya da bu benim gelinim. Dersen yani o zaman en azından onun suizan yapmasından onu korumuş olursun. Evet. Tabii gereken yerlerde bu. لِيَنَّ بَعْدَ ذَٰلِكْ Zira zanların bir kısmı yekûnu olur ismen mahtan. Sırf günah olur, sırf. Bunun tabii şekilleri var. قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ radıyallahu an Hazreti Ömer şöyle buyurdu. لَا تَظُنَّنَّ لَا تَظُنَّنَّ Ne demek bunun manası? Kesinlikle zanda bulunma. Bir kelimetin bir sözle. Öyle söz ki haracet çıktı min ahikel mümini, mümin kardeşin ağzından çıkan bir kelime ile zanda bulunma illa hayran, ancak hayırla yorumla onu. Ağzından çıkan bir kelime ile kesinlikle onun hakkında
karar verme, zanda, kötü zanda bulunma. Ve ente efendim tecidü leha fil hayri mahmilen, mahmilen, mahmil. Yani sen o kelime için hayırda bir hayra yorum imkanı buluyorsan hayra yorumla onu. Hayra yorumla. O zaman bak ne diyor? Mahmil. Hamledilecek yer, mahmil. Yani sen eğer onun ağzından çıkan sözü hayra yorumlama imkanı buluyorsan onu ne yap? Hayra yorumla. Onu hayra yorumla. Ağzından çıkan bir kelimeden dolayı ne yapma? Efendim? Onu kötüleme. Onun hakkında suizan yapma. Evet. Mahmil, mahmel. Evet. Mihmil demiş orada. Mahmil. Mahmil o manada olması lazım. Evet. Hayır mahalline yorumlayan değil mi? Hayra yorumla. Evet. Hayra yorumla manası. Evet. Öyle olması lazım. Ya da mahmel olursa hamelehu ala mahmeli keda, mahmelin keda. Mahmel. O zaman rey mahmel. Tamam mı? Mahmel diye. Mahmelel cid. Yani ciddiye almak. Onu hamletmek. O zaman orayı biz mahmel diye okuyalım. Mahmelen. Mahmil, mahmel. Mahmelen. Eğer ona bir yorum, hayra yorumlamak mümkünse onu hayra yorumla. Ağzından çıkan kelimeden dolayı onun hakkında suizan yapma. Ve an Abdullah İbni Umar'a radiyallahu anhüma. Abdullah İbni Ömer'den, bu da Hazreti Ömer'in oğlu. Gale şöyle buyurdu. Ra'eytün nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı gördüm. Ne olduğu halde? Yatufu bil Kâbeti. Kâbe'yi tavaf eder olduğu halde. Ve yekûlü ve şöyle der olduğu halde gördüm. Ma atyabeke ve atyabe rihake. Ma azameke ve azama hormeteke. Doğru okudun mu? He? Kafları hep kesti burada. Ne? Kafları hep kesti burada. Hangisi? Ma atyabeki tabii ki güzel. Zaten onu ifade etmek için. Doğru okudun mu diyorum. Niye? Kabe'ye diyor orada. Kabe müennes. Ma atyabeki. Ama onun sebebini söyleyecektin. Ma atyabeke, ma azameke. Kabe'ye bile hitap değil. Kabe'ye hitap ediyor. Ma atyabeki ve atyabe rihaki. Ma azameki ve azame hormeteki. Burada şimdi ma atyabe tacüp fiili. Tacüp fiilinin faali nerede burada? Efendim zamir. Oradaki kaf onun mef'ulü. Riha onun mef'ulü. Şimdi ma atyabeki. Ne kadar da güzelsin. Tıyip, tayyip, güzel. Yani ve atyabe rihaki. Senin kokun ne kadar güzel ey Kabe. Dikkat edin şimdi bu çok önemli bir hadis-i şerif. Senin kokun da ne kadar güzel ey Kabe. Sen ne kadar güzelsin ey Kabe. Hakikaten dünyada Kabe'den daha güzel bir şey yok. Ma azame ki, ne büyüksün, ne acayip büyüksün. Ve azame hormete ki, senin saygınlığın ne büyük. Saygınlığın, Kabe mukaddes şeylerden. Vellezî nefsü Muhammedin biyedihi. Muhammed'in canı, zatı elinde olan Allah'a yemin olsun ki, le hormetül mümini, müminin saygınlığı azamı daha büyüktür. İndallah, Allah'ın yanında hormeten minki. Senin hormetinden, senin saygınlığından daha büyüktür. Gördünüz mü? Ya bununla ilgili başka bir hadis daha var. İnne hormetel mümini azamu indallah min hormetil beytillahil haram. İnne hormetel mümin azamu indallah min beytillahil haram. Müminin Allah'ın yanındaki saygınlığı Kabe-i Muazzama'nın Allah'ın yanındaki saygınlığından daha büyük. Evet. Saygınlığı var. İnsanlar bak Hacer Esed öpüyor. Oraya cidden manevi bir saygı var. Ama müminin Allah'ın yanındaki saygınlığı. O zaman ne demek bunu? Biraz yorumlayalım bunu. Evet. Mesela bir insan eline bir balyoz alsa
Kabe'nin köşesinden bir duvarını yıksa, zalim olur mu? Olur. Saygısızlık yapar. Peki o mu daha zalim? Bir mümini darp eden, mümine zulmeden, mümini öldüren mi daha zalim? Kabe İbrahim Aleyhisselam'ın yapısı. İnsan Allah'ın yapısı. İnsanın yapısını yıkan zalim olursa Allah'ın yapısını yıkan daha çok zalim olur. Ya da bunu da ben kendim yorumluyorum cemaatin anlaması için. Mesela Kabe-i Muazzama'nın örtüsü çok muhterem. Öyle değil mi? Peki bir adam ona hakaret etse saygısızlık yapmış olur. Müslüman kadının örtüsü Kabe-i Muazzama'nın örtüsünden Allah'ın yanında daha değerli. Böyle bir metre bez falan değil. Ama sadece başörtüsü değil. Kadının tüm örtüsü, tüm. Şimdi biz takmışız başörtüsüne. Sadece başörtüsüne takmışız. Başörtülü olacak, başörtülü olacak. Başörtülü, diğer taraflar perişan. O da güya örtülü. Buna örtü denmez ki. Başörtü değil esas. Kadının örtünmesi, erkeğin örtünmesi İslam'a göre. Erkeğin de örtüneceği yerler var. Kadının da örtünme şekli var. Veyahut da işte bazıları bunu böyle sadece takmışlar. Başörtüsü. Başörtük, aşağısı Avrupalı. O zaman bu örtü sayılır mı? Sayılmaz. Efendim başörtüsü Kabe modeli misal. Baştan aşağısı Berlin modeli, Paris modeli. Hiç oldu mu hiç öyle? Paris'in Kabe nasıl birleşecek? Peki, neyse. Bu da bu. Ma ne diyor orada? Maluhu ve demuhu. Peki le hurmetul mümini azamu indellahi teala hurmeten minki efendim o müminin saygınından bedel maluhu ve demuhu. Müminin malı, canı, nefsi o da hürmet açısından efendim nedir? Daha değerlidir. Ve en yazunne bihi ya da yuzanne bihi illa hayran. Ona efendim zannedilmesinden kötü zan illa hayran ancak hayır zannedilirse husnü zan. Hayır zannedilirse husnü zan. Kötü şeyler tasarlanırsa suizan. Husnü zan edilmesi caizdir. Ama suizan yapılması kesin delil olmadan efendim ondan dolayı ona suizan yapılması yapılmasından dolayı o aşağılanmış olur. Öyleyse o daha ziyade hürmete layıktır. Suizan yapılmasından daha hürmete layıktır. Efendim ancak hayırla zannedilirse o müstesna o şekilde söylemiş. Ve an Ebi Hureyre radiyallahu anh Ebu Hureyre hazretlerinden Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz buyurdu. İyyâkum ve zanne zandan sakının. İyyâkum ve zanne burada nahib kaidesinden ne var? Tahzir var değil mi? İhzaru İyyâkum ve zanne İhzaru sakının ve zanne zandan İyyâkum ve zanne. Şimdi zandan sakının. Burada fiil hasfedilmiş. Kötü zandan sakının. Feinne zanne, bunda suizana hamledeceğiz bunları. Zira suizan, ekzebül hadithi, sözlerin en yalanıdır. Belki ağzıyla bir şey söylemese bile, o zan sözlerin en yalanıdır. Ve la tecessesu. Yani gizli hallerini araştırmayın. Ve la tahassesu da aynı. Bir takım hislere, yanılgılara kapılarak his, bak, his. Mesela havası hamse, beş duyu organları. Hamse, havası hamse. Oradaki his, duygularınıza mağlup olarak, efendim, duygularınıza kapılarak gizli hallerini araştırmayın. Ve la tenafesu, efendim, dünyalık şeylerde yarışmayın. Ve la tenafesu. وَلَا تَحَاسَدُوا birbirlerinize haset etmeyin. Haset ne demek? Karşıdaki insanın elindeki nimeti çekememek. Evet. O nimetin onun elinden çıkmasını istemek. وَلَا تَبَاغَدُوا
birbirinize buğz etmeyin, öfkelenmeyin, nefret etmeyin, düşman olmayın. وَلَا تَدَابَرُوا Birbirinize sırt çevirmeyin. Sırt çevirme ne demek? Birbirinizden hayır üzerinde desteğinizi kesmeyin. Sırt çevirmek demek, desteksiz bırakmak demektir. Birbirinize sırt olun, yani birbirinize destek olun hayırda. وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانَا Orada da nida edat hasfedilmiş. وَكُونُوا يَا عِبَادَ اللّٰهِ demektir. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun, kardeşler olun. Ne güzel söz. وَاَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ وَاَنْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَسَلَّمْ Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu. Ne buyurdu? لَا تَقَاطَعُوا لَا تَقَاطَعُوا'nun manası ne? Birbirinizle alakayı kesmeyin. لَا تَقَاطَعُوا Mesela sıla-i rahme ne deniyor? قَطْعُ السِّلَى بَيْنَ الْاَرْحَامِ Sıla-i rahimi kesmek. Şimdi لَا تَقَاطَعُوا Alakayı kesmeyin. وَلَا تَدَابَرُوا Birbirinize sırt dönmeyin. وَلَا تَبَاغَدُوا Birbirinize buğz etmeyin. وَلَا تَحَاسَدُوا Haset etmeyin. وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانَا Ey Allah'ın kulları kardeşler olun. İhvan. Ehin cemisi. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ Hiçbir Müslüman için helal olmaz. اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ Din kardeşini terk etmesi فَوْقَ ثَلَاسَةِ اَيَّامٍ Üç günden fazla terk etmesi helal olmaz. Bu hadisi de Müslim efendim tahric etmiş. Öyle mi? Evet, Tirmizi tahric etmiş ve onu tasdik etmiş. Sahih hadistir demiş Tirmizi. Evet. Ve Ravat Tabarani. Tabi burada üç günden fazla küsü tutulması caiz olan insanlar var mı? Burada mesela üç günden fazla. Ya din düşmanına sen üç günden fazla da, üç yıldan fazla da küskün olabilirsin. Ya da namus düşmanı bir adam. Yani üç günden fazla bir Müslümanı terk etmesi, dargın olması helal olmaz. Normal meselelerde bu. Adi meselelerde. Ama adam din düşmanı, adam namus düşmanı, adam mal düşmanı. O zaman sen bundan alakayı kesebilirsin. Evet. Orada istisnalar var. Tabii o hadislerin şerhinde var bunlar. Şimdi sadece burada Müslümanlığı üç günden fazla terk etmesi caiz değil derken sadece onu üç günde sınırlamak her şeyde değil. Ve Ravat Tabarani İmam-ı Tabarani nakletti. An Harise tebni Numan Harise bin Numan'dan radıyallahu anh kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selasun lazimatun li ümmeti. Üç şey var ki ümmetimden o üç şey ayrılmaz. Ümmetim için onlar ümmetimde devamlı bulunur demek. Lazimatun li ümmeti. La ümmetim için lazımdır yani ümmetimden ayrılmaz bunlar. Olur. Ümmetimde bu üç şey bulunur. Et-tiyaratu. Tiyara ne demek? Et-tiyaratu. Tiyara. Hadisleri çok okuyacağız ki bu kelimeleri böyle hemen karşılaştığımız zaman tiyara. Tiyara uğursuz kabul etmek. Uğursuz. Mesela bizim damın bacasına bir kuş kondu. Öttü, karga öttü. Eyvah, bize bir bela gelecek. Buna işte şum deniyor. Uğursuzluk kabul etmek. Kuşu atıp da sağ tarafa gittiği vakit. O da öyle. Ya da mesela bizim bacanın dumanları diyor, çok eğri büğrü çıktı. Eyvah, bize bir bela gelecek. Yahut da efendim yolda giderken önümüzden bir tilki geçti. Tilki geçerse uğursuzluk olur. Uğursuzluk yok dinde. Uğursuz kabul etme yok ama insanların yaşantısında bunu kabul, bu insanlarda var. Ama caiz mi? Caiz değil. Peki tıyaranın karşılığı zıddı tefaüldür, tefaül. Mesela iyi bir insanı gördün, sana selam verdi dükkanında, selamünaleyküm Ali, Allah hayırlı efendim ticaretler versin dedi. Sen de onu bereket sebebi kabul ettin, Allah razı olsun dedin. O insanın duasından çok para kazandın o gün, helalından. Diyorsun ki filanın hürmetine oldu. Bunu demek caiz. Tefaül caiz, teşaüm caiz değil. Teşaüm ne demek? Uğursuz kabul etmek. Dinde uğursuzluk kabul etmek caiz değil. Ama uğurlu kabul etmek caiz. Tefaül. Tefaül kelimesi. Tefaül. Koyanlar konarsa uğursuzluk diye bir düşünce var diyeceğim küçükken. Ne diyor?
Bizim mesela diyor ki işte çatıya, bacaya baykuş konarsa. İşte dedim ya demin işte bunlar uğursuzluk sebebi değil. Yani. Bunların cahiliye adetlerinden. Peki vel hasedü, haset. Bu ümmette yine en çok bulunan şey haset. Bilhassa da hocalarda. Müslümanların içinde en haset adamlar hocalardır. Hocalar. Şimdi adamın nimetini çekemiyor. Ya adam ilim erbabı olmuş, adam hafız olmuş, adam fazilet erbabı olmuş. O nasıl olabilir? Halbuki Peygamberimiz ne buyuruyor? La hasede illa fisneyn ya da fisneteyn. İki şeyde özenti var. Oradaki haset de haset değil. İmrenme, özenti. Peki adama Cenab-ı Hak ilim vermiş. Sen de diyorsun ki ben de çalışayım bundan daha ileri gideyim. Allah güzel bir Kur'an okuma imkanı vermiş ona. Daha ben de çalışayım da ondan daha güzel okuyayım. Ya da Allah ona mal vermiş, servet vermiş helalından. Ben de zengin olayım ondan daha fazla da onun yaptığı hayırlardan daha çok hayır yapayım. Bu niyetle özenti var mı? Var. Ama haset yok. O nimetler onun elinden çıksın, benim olsun ya da benim de olmasın, onun da olmasın. Ya da benim olsun, onun olmasın. Bunlar işte İslam'da kötü huylardan. Cahiliye adetlerinden, sıfatlarından. Üçüncüsü de ve suizan. Hakikaten de bu üç şey bu ümmetten ayrılmayan kötü sıfatlardan. Evet. Fekale racülün, bir adam dedi ki Peygamberimiz böyle buyurunca ve ma yüzhibühünne, orayı yüzhibü okuyacaksınız. Ve ma yüzhibühünne ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, bu kötü sıfatları ne giderir? Efendim ya Resulallah, mimmen hünne fihi. Mimmen bir kimseden ki hünne, o kötü sıfatlar fihi, onda var. Bak zamirler peş peşine gelmiş. Mimmen hünne fihi. O kötü sıfatlar kendisine bulunan kimseden bu kötü sıfatları ne giderebilir? He? Peygamberimiz ne buyurur? Selasu yok. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İza hasette, haset ettiğin zaman, ola ki birisinin ya şunun elindeki arabaya bak ya, bu arabayı nereden almış ya? Ya da şu adamın giydiği elbiseye bak ya. Nereden alıyor bu elbiseleri ya? Şimdi haset etti. Ya da şu apartmana bak ya, bu nasıl yapmış ya? Haset etti. İşte nazar oradan oluyor, hasetten. Çoğu kez. Haset ettiğin zaman diyor, festagfirillah. Hemen böyle kalbine bir şey gelince estağfirullah, estağfirullah. Çünkü Allah taksim etmiş, ona öyle vermiş, sana böyle vermiş. Hemen ne yapacak? Efendim Allah'tan bağışlanmayı dileyecek. Haset ettiğin zaman istiğfarda bulunursan Allah onun günahını üzerinden kaldırır. Ve izâ zanente, suizanda bulunduğun zaman felâ tuhakkık, onu gerçekleştirme. Felâ tuhakkık, gerçekleştirme. Suizan, ya zannettim ama böyle, bu gerçek değildir canım. Onun peşine düşüp de gerçekleştirme onu. Ve izâ tedayyarta, ama bazı şeyler var ki gözle görülen şeyler. Orada suizan olmaz ki. Mesela nikah bağı olmayan bir erkekle bir kadının sarmaş dolaş olduğunu görüyorsun. Onu da başka bir yerde söylüyorsun. Bu suizan mıdır? Yok. Bu râyel ayın gördün sen. Râyel ayın gördün. Suizan nedir? Ya şu binadan bir kadınla bir erkeğin peş peşine çıktığını gördüm. Ha, öyleyse bunların arasında mutlaka kötü bir alaka var. Böyle zannetmek caiz değil. Böyle zannetmek caiz değil. Ya da filanın evinden filanın çıktığını gördüm. Tamam, bu şöyle şöyledir. Artık kafasına canlandırıyor. Bunlar suizan, bunlar caiz değil. Tamam mı? Peki, o zaman diyor zan yaptığın zaman onu gerçekleştirme. Ve izâ tedayyarta, bir şeyi uğursuz görürsen, kabul ettiğin zaman tedayyarta, tedayyur fiil olarak, femdi, o işe devam et git. Önünden efendim tilki geçti. İşte damın üzerinde baykuş öttü, karga öttü, bilmem şöyle oldu, böyle oldu. Eyvah! İşte bu cahiliye adetleri, ben bu işe bugün geri kalmam lazım, bugün yola çıkmamam lazım mı diyeceğiz? Yoksa böyle şeyleri gördüğün zaman Bismillah de, işine devam et. Tamam mı? Bismillah de, işine devam et.
Ne yoldan kal, ne işinden kal. Uğursuz bir adam gördün sen yolda. Evden çıktın. İyi bak bu adam çok uğursuz bir adam. Ben bugün işe gitmeyeyim. Öyle mi diyeceksin? Yok. Eûzü billâhi mineşşeyâtîn min şeyâtînil insi vel cin. Evet. İnsanların, cinlerin, şeytanlarından Allah'a sığınırız de işine devam et. Allah'ınıza hiçbir zarar gelmez. Şurayı okuyalım. Hemen bir hadis var orada. Ve ravâ Ebu Davud'e an Zeyd'in radıyallahu anh kâle. Ebu Davud Zeyd'den Zeyd ibn Erkam olması lazım. Nakletti. Kâle Zeyd şöyle diyor. Etebnü Mes'udin. Etebnü Ütiye demiş ama hocam. Ney? Ütiye. Ütiye. Evet. Ütiye nü Mes'udin Abdullah bin Mes'ud'a gelindi. Bir getirildi. Ben şu ilerideki bir acülünü görmedim. Onun için eta dedim. Ütiye getirildi. İbne Mes'udin İbn Mes'ud'a. Orası İbne olacak. Ütiye İbne Mes'udin Abdullah bin Mes'ud'a getirildi. Bir acülün bir adam. Evet. Fekile lehu ona denildi. Hâdâ fülânün. Bu filan adam Abdullah bin Mes'ud hem gari hem fakih. Yani sahabenin hem Kur'an'ı çok güzel okuyan garilerinden hem de fakih. Evet. Ona bir adam getirildi. Denildi ki bu filan adamdır. Takturu damlıyor. Lihyetuhu sakalı. Hamran. Şarap. Ya da seninkine taktur mu tukturim orası. Takturu. Damlıyor. Lihyetuhu sakalı. Hamran. İçki. Şarap. Şarap damlıyor. Yani şarap içmiş. Sakalından şarap damlıyor dediler. Getirenler. Fekale Abdullahi radiyallahu anh. Abdullah bin Mesud şöyle dedi. İnna kad nühina anit tecessüsi. Biz tecessüsten nehyedildik. Yani gizli hallerini araştırmaktan. Kesin görmedikçe, kesin ispat etmedikçe suizan edemeyiz. Ve lakin ancak in yazhar lena şeyün bizim için bir şey zahir olursa ne yaparız? Ne yakuz bihi onu alırız. Anladın mı? Onu alır. Yani bizim için bir delil ortaya çıkarsa, görürsek, eşitirsek, yaşarsak o zaman diyor ancak diyor şey yaparız. Şimdi burada aslında Ali buraya kadar dedim ama şurada velayakta bağdukun bağda o kısmı az bir paragraf var orada. Onu okumazsak konu bitmeyecek. Orayı bitireceğiz. Senin işin varsa gidebilirsin. Yoksa efendim biz orayı okuyalım. Ve raval İmam-ı Ahmed'ü. İmam Ahmed nakletti. An Ebil Heysemi efendim an Decini'nin an Decini Decini'nin katibi Ukbete Düceyn ya da Ebil Hüseyin Heysem var mı orada hareke? Düceyn diye yok değil mi? Yok. Düceyn o da kimmiş? Ukbe'nin katibi. Evet. Ukbe'nin katibi Düceyn'den Ebil Heysem nakletti. Kale şöyle diyor Ebul Heysem Kultuli Ukbete Ukbe için efendim şöyle dedim. Bu Ukbe yukarıda geçmişti ya da hadiste de mi geçmişti? Ukbe bin Ebi Muayit. Yok bunda geçmişti. Peygamberimizin Mekke'nin fethinde yani Kabe'nin örtüsüne tutunsa bile öldürün dediği kimselerden. Geçmişti evet. Muayit'in oğlu Ukbe. Geçti evet. Muayit'in oğlu Ukbe, onun oğlu da Velid vardı, Velid. Hadisteydi. Velid bin Ukbe, evet Ukbe bin Ebi Muayit, o Bedir'de öldürülmüş. O değil bu Ukbe. Bu Ukbe, Ukbe değil, başka bir Ukbe. Başka bir sahabi bu. İnne lena ciranen. Diyor ki Ebul Heysem, ben şeye dedim ki diyor, efendim Ebul Heysem Düceyn'den, o Ukbe'nin katibinden nakletmiş. O Düceyn diyor ki, ben Ukbe'ye dedim ki inne lena ciranen bizim komşularımız var yeşrebunel hamra şarap içiyorlar dedim. Ve ene da'in lehum ben de onlar için çağırıyorum çağırıcıyım eşşurata. Şurat emniyet güçleri. Şurta. Şurta şurata. Şurat.
Yani zabıta güçlerini. Onlara eskiden ehl-i hisbe deniyor. Ehl-i hisbe iyiliği emreden, kötülüklerden vazgeçiren bir heyet. Ve bugünkü manada işte polis, efendim, zabıta vesaire. Feyahuzunehum, onlar da onları alıyorlar. Yakalıyorlar. Kale, efendim, Ukbe dedi ki, la tef'al, bunu böyle yapma. Velakin, ancak izhüm, onlara nasihat et. Ve tehaddethüm, onları bazı şeylerle tehdit et. Uyar, korkut. İzhüm ve tehaddethüm. Tehaddede yeteheddedü, tehaddet. Evet. Kale, ravi diyor ki, fefeale felem yentehu. Yani ben bunu işledim ama vazgeçmediler diyor. Yani onu biz tekrar şeye çevirirsek. Fefeale bunu işledi, felem yentehu, vazgeçmediler. Kale yine Ukbe dedi ki, fecaehu, Ukbe'ye geldi, Cüceyn. Fekale dedi ki, inni kad neheytühüm, efendim ben onları uzaklaştırdım. Yani yapmayın bunu dedim. Yasakladım onları. Ve inni da'in lehum eşşurata. Yine ben onlara zabıta güçlerini çağırdım. Fetehuzehum. Ve onlara dedim ki, eğer yapmazsanız, vazgeçmezseniz ben size yine zabıta güçlerini çağırırım. Fetehuzehum. Onları onlar yakalarlar. Dedi yani böyle. فَقَالَ لَهُ اُقْبَةُ اُقْبَنَا dedi ki وَيْحَكَ لَا تَفْعَلْ sana yazıklar olsun, yapma bunu. فَاِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ وَسَلَّمَ يَقُولْ peygamberimizin şöyle dediğini duydum. مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ müminin, kim müminin bir halini gizlerse فَكَاَنَّمَ اسْتَحْيَا مَوْعُودَةً مِنْ قَبْرِهَا فَكَاَنَّمَا sanki o kişi istahya diriltmiş olur, dirilmesine sebep olur. Mev'udeten, mev'udeyi. Mev'ude, mesela ne diyordu? Ve idel mev'udetü su'ilet. Ayette öyle demiyor mu? Mev'ude ne demek? Kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi. O zaman toprağa diri diri gömülen bir çocuğun dirilmesine sebep olmuş gibi olur. Bir insan, bir insanın kimseye zarar vermediği işlerde yani. Kendi nefsine zarar veriyor. Başkasına zararı yoksa o zaman onun günahını gizlemek ifşa etmekten daha hayırlı. Kendine zarar veriyor, kendine. Tamam mı? Ama topluma zararı yoksa o zaman onun günahını gizlemek ifşa etmekten daha hayırlı. Bak ne diyor orada? Feke enneme stahya. İstahya yestahyi. Onu yaşatmış gibi olur. Kimi? Mev'udeten ölen bir kız çocuğunu min kabriha. Yani diri diri toprağa gömülen bir kız çocuğunu kabrinden kaldırıp dirilmesine sebep olması gibidir. Onun dirilmesine sebep olan gibidir. Onun yani bir de şimdi şu var. Eğer o kötülük yaparken birisi onu görür, onu da gizlerse adama bir uyarı olur yani. Bak beni gördü fakat kimseye söylemedi. Adam utanır, başka zamanlar onu yapmayabilir. Yapmaz yani. Bak yani mümkün olduğu kadar gizliler şeyleri örtmek, hataları. Ama çok böyle zararı yaygınsa, umuma zarar veriyorsa o zaman onu ifşa etmek gerekir. Ve la tecessesu, gizli hallerini araştırmayın. Ey ala ba'dikum ba'dan. Bir kısmınız bir kısmınızın gizli hallerini araştırmayın. Ve tecessüsü, casus da buradan geliyor. Casusluk galiben çoğu kez yutlagu fi şerri, şerde kullanılır. Yani casus deyince casus nerede kullanılır? Şerde. Kötülüklerini araştırmayın. Ve minhül casus, bak casus da bundandır. Ve emmet tecessüsü feyekunu galiben tahassüs. Ve emmet tahassüsü feyekunu galiben fil hayr. Yukarıda böyle tahassüsü de geçti hadiste. O zaman tahassüs de cimri olursa genelde şerde kullanılır. Tahassüs olursa hayır işlerinde kullanılır. Feyekunu galiben fil hayır. Evet. Kema kâle azze ve celle. O zaman hayır işleri araştırılırsa o caiz olur o zaman. Yani ihbaran an Yakube. Yakub aleyhisselamdan haber verici olduğu halde Rabbül Alemin şöyle buyuruyor.
Ya beni yer hebu. Ya beni ye ey oğullarım. İzhebu gidin. Fetehassesu iyiliklerini araştırın. Min Yusuf'e, Yusuf'ten ve ahihi kardeşinden. Şimdi tabi o Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin buğday almak için yanına gelme merhaleleri var. Bir geldiler, dedi ki kardeşinizi de bana getirin. Bünyamin diye kardeşiniz var ya, onu da bana getirin. Onu getirmezseniz size daha buğday vermem dedi. İkinci gidişlerinde onu da götürdüler. Tabi orada Yusuf Aleyhisselam onu yanında tuttu. Bu sefer babalarına bünyaminsiz döndüler. Tekrar efendim üçüncü gidişlerinde Yakup Aleyhisselam oğullarına nasihat ediyor. Oğlum Yusuf'u ve kardeşini hayırlı araştırın. Bak eğer tecessesi olsaydı, tecessesi lafı kullanılsa, o zaman onların kötülüklerini araştırın. Onların burada iyiliklerini araştırın. İyi olarak araştırın. Hayırlarını araştırın manası. Bak bu manada. وَلَا تَيْأَسُوا Ümidinizi kesmeyin مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden de ümidinizi kesmeyin. اَيْسَ يَيْأَسُوا وَقَالَ الْاَوْزَاعِ Buradaki manayı anladık değil mi? فَتَحَسَّسُوا Ya Evza'i diyor ki, Evza'i bu mezhep imamıydı bu ha? İmam-ı Evza'i, İmam-ı Sevri, İmam-ı Evza'i bunlar da mezhep imamıydı. Hem de Ehl-i Sünnet imamlardan. Evza'i şöyle diyor. Ettecessüsü, tecessüs elbahsu aniş şeyi, bir şeyi araştırmak. Ve tahassüsü, o da böyle mana vermiş. Tahassüs ise el istima'u, kulak vermek, dinlemek ile hadisil kavmi, bir toplumun konuştukları sözlere. Yani senin işitmeni istemeyen sözlerinin senin tarafından dinlenmesini istemeyen bir kavmin konuşmalarına kulak vermendir. Bu da caiz değil. Bu da caiz değil. Yukarıdaki hadiste velâ tahassesû dedi. O zaman bu manaya göre yani senin işitmeni istemeyen bir toplumun sözlerini dinlemek istemem. Oradan bir hırsızlık yapmak istiyorsun. Yani bu manada bu caiz değil. Ev yetesemme'u ala ebvâbihim ya da kapıları talip. Ne diyor ona? Kapılarda yetesemme'u tesemme'u böyle kulağını kapıya veriyor. İçeride ne konuşuluyor acaba? Dedektif mi diyorlar buna? Evet. Dedektif. Yani dedektif teflik yapıyor. Diyor ki mesela kapıya kulağını koyuyor, içeride insanlar konuşuyor. Acaba ne konuşuyor? Bunlar böyle çok insanlar var böyle. Aynı ailenin içinde bile olabilir. Fiskus yapıyorlar. Yani, ne konuşuyorlar diye. Evet. Onlara kulak veriyor. Onları dinliyor oradan bir şey. Bu manada diyor şey, tecessüs, tahassüs, Evza'i. Ve tedaburu, tedabur nedir? Ve la tedaburu var ya. Çevirmek mi diyor? İşte sırt çevirmek de onun manası da es-sarm. Sarm, alakaları kesmek. Kat manasına. Sarm. Sarm, alakaları kesmek. Ayrılma, uzaklaşma, terk etme ve alakayı kesme manası. Tamam mı? Bu şekilde. Burada kalıyoruz. Ve la yakteb ba'dukum ba'da. Velhamdülillahi rabbil alemin.